Kahvaltı soframız şöyle yine bir önümüzde dursun, hatalardan bahsettik. Ama şimdi doğru olanları yapacağız. Bakalım ilk tarifimiz böyle pratik bir şey. Her gün aynı şeyi yemekten sıkıldım. Biraz değişiklik arıyorum diyenler için akşamdan da hazırlayabileceğiniz bir iç yapacağız şimdi. Sabah kahvaltısında hızlı evden çıkmak isteyenler ya da çocuğunu hızlıca okula göndermek isteyen anneler için bu. Klasik kahvaltının birazcık oyuncaklısı. Azıcık bir dokunuş yaptık ona. Şöyle bir tarifimiz bu. Böyle küp küp domates, biber, salatalık mevsimine göre doğruyoruz. Cem bunu hazırladı. Bu kasenin içerisine, bu doğranmış kasenin içerisine biraz zeytin ezmesi koyacağım. Cem şöyle bir kaşık alalım ondan kasemizin içine. Yeterli mi? Evet, yeterli. Sonra krem peynirimiz var. Onu da ekleyeceğiz. Bütün hepsini alalım. Bol peynirli olsun Ben de çok istiyorum. severim krem peynirini. Bol peynirli yaptık. Bunu güzelce bir karıştıralım. Tamam. Sonra da içerisine biraz nane, biraz maydanoz ekleyeceğiz. Bu klasik kahvaltıyı birazcık Bir renklendireceğiz. kaseye karıştırayım. İsterseniz siz buna evde varsa biraz keten tohumu koyabilirsiniz, ceviz koyabilirsiniz. Hatta yeşillik olarak marul konabilir, roka kullanılabilir. Ama güzel bu karışım ekmeğin üstüne sürmelik. Hem görüntüsü de güzel olacak. Cem onu çok güzel süsleyecek Buna eminim. Ekmeklerinizi kızartırsanız daha güzel olur. kekik çok Üstüne yakışır. kekik, baharat, doğru Evet. söylüyorsun. Şöyle bir tane hazırlayalım Hatta hemen ben biraz ekmeğimizin ekleyeyim hemen. üstüne. Maydanozlu şeyimiz de var. Nane ve maydanoz da gelsin buna. Cem onları da karıştıralım. Klasik kahvaltı malzemelerini biz böyle sanki çoban salatası gibi doğradık. İçine zeytin ezmesi koyduk. Krem peynir koyduk. Zeytin ezmesi kullanmak zorunda değilsiniz. Zeytini taneli olarak da çekirdeklerini çıkartıp bu karışıma kullanabilirsiniz. Al sevgili Cem. Şöyle Keşke sana ekmeği veriyorum. kızarsaymışız. Evet, ekmeği kızartsak daha güzel olurdu. Siz efendim ekmekleri kızartarak yapınız. Şimdi sen onu hazırlarken ben diğer tarifimizi anlatmaya geçeceğim. Bu da akşamdan kalma anne yumurtası diyorum ben buna. Yine sabah hızlıca bir kahvaltı yapmak istiyorsanız yumurtaları geceden haşlayabilirsiniz. Böylelikle sabaha zaman kazanırsınız. Cem de o arada bitirmek üzere. Bir dilim daha yapalım mı? Yapalım. Bir dilim daha Bu çok güzel yapalım. oldu gerçekten. Bak çok tadı da birbirine çok yakışan şeyler Benim bunlar. canım çekti. Midemizde ve ağzımızda karışacağına kasede karıştırdık bunları. Değişiklik olsun diye her sabah aynı kahvaltıyı Şimdi etmeyin. bunu böyle idare edin. Biz bunu süsleyemedik. Şimdi biraz acele yaptık diye. Cem'in içine sinmedi bu şimdi öyle kuru kuru. O Süsleyemedik şimdi hem ona de. bir çiçek böcek al sana maydanoz nane vereyim al. Güzel güzel süslersin sen onu şimdi. Yeter mi maydanozun nane? Bakayım bir saniye. İstersen şurada da ceviz çaldım öbür tariften. Nanenin şu mesela Ha. başı şöyle. Ay çok şık oldu. Misafir davet ettiğinizde hafta sonları kahvaltıya şöyle koyabilir miyim Oo, şefim? çok güzel oldu. Aa Bak bunu ben çok güzel düşünememiştim. oldu, çok yakıştı. Şöyle bir de Yine maydanoz alayım. maydanoz çalıyor öbür tabaktan. Böyle taze. Ben de kefirin cevizini aldım orada. Bundan da badem alalım. Hadi Şuradan ondan da çalalım mı? badem alalım. Hepsi bizim. Olur, değil mi? Ara Şöyle. sıra öyle komşuculuk oynayabilir tarifler Cevizimiz. birbiriyle. Tamam. Cevizi geri aldık. Bunun Şimdi o yanına tamam mı Cem? süslemek için biraz domates, Yine sana salatalık da ihtiyacım eklenebilir. var çünkü sen onu eklersin. Haşlanmış yumurtalarımız vardı. Önceden Burada. haşlanmış. Ha burada. Onları 8 parçaya böyle 8-9 parçaya İri iri bölelim. parçalar İri olacak iri yani. parçalar olsun. Kahvaltı salatası gibi, yumurta salatası gibi yapacağız bunu. Ama bunun içine şimdi ekmekle peynirleri, domatesleri karıştırdım ya ilk tarifte. Bunun içinde ekmek yerine farklı bir tahıl kullanacağız. Kinoa'dan bahsetmiştim size geçtiğimiz haftalarda. Kinoa güzel bir tahıl. Protein oranı çok yüksek. Güney Amerika'nın bir tahılı ve dünya mirası ilan etti UNESCO. Ben de tariflerde kullanmaya başladım. Marketlerde de var. Bunu böyle önceden haşladığınız zaman kısırda da çok güzel oluyor. Çorbada da çok güzel oluyor. Biz şimdi bu tarifte işte yine kullanacağız sebzelerimizden maydanoz, nane, biber. Cem onları şöyle yine güzel bir doğrayalım istiyorum. Al canım. Şunları şöyle alayım ben Tamam. dağılmadan. Şurada kalsın. Maydanoz, nane. Ondan sonra birazcık da kinoa ile yine bunu karıştıracağız. Üstüne yumurtalarımızı da süsleyeceğiz.
Siz buna eğer varsa evde haşlanmış brokoli olabilir, kabak olabilir, ıspanak olabilir. Böyle kahvaltıyı biraz, eğer de hafta sonu geç bir saatse bu, öğle yemeğine kadar sizi tok tutacak bir şey de olabilir. Dediğim gibi geceden bunu hazırlayıp sabaha pratik bir şekilde hızlıca kahvaltı yapıp evden çıkabilirsiniz. Kilo vermeye çalışanlar, sabah kahvaltısında iki yumurta tüketenlerin gün boyunca daha uzun süre tok kaldığını ve daha kolay kilo verdiğini biliyoruz. Eğer diyetteyseniz haftanın 4 günü, 5 günü bu tarifi yapabilirsiniz. Bakın, tahıl olarak da kinoa kullandım. Bu da diyetlerde, son günlerde çok duyduğunuz bir tahıl. Nasıl kullanacağım diyorsanız salataya koyabilirsiniz. Kısır yapabilirsiniz ama bu tarifin içine de ben eklemiş oldum. Biber de tamam, doğrayalım mı içine? Hadi biber de doğrayalım. Ben de kinoasını karıştırayım. Şöyle bir, iki yemek kaşığı koyacağım. Şimdi buna eğer gün içindeki yağ tüketimimize bağlı olarak, ha biber de geldi. Bir tatlı kaşığı yağ da ekleyebiliriz. Ya da zeytin koyabilirsiniz ya da ceviz koyabilirsiniz. Çünkü 5 zeytin 1 tatlı kaşığı yağ eşit. Ya da 3 ceviz de 1 tatlı kaşığı yağ eşit. Ama ben bunun yerine şöyle yağ da ekleyelim. Evet, onu açalım. Tamam. Yeterli mi? Yeter yeter. Güzel oldu. Sonra buna yine baharatlar da ekleyebiliriz. Pul biber güzel yakışır. Kırmızı kırmızı. Kırmızı biber. Kırmızı biber, kırmızı pul biber alalım. Şöyle. Çok güzel oldu. Hemen yapalım. Hemen şöyle. Yumurtaları da karıştırabiliriz, üzerine yumurtayı dizebiliriz. Yumurtayı bence karıştırmayalım, üstüne dizelim. Hadi dişsen güzel ama. Güzel. Kasemiz biraz büyük. Tamam. Biraz görsel olarak. Bol yeşillik, karnımızı doyursun diye. Ben de şimdi smoothie için şu hazırlığı şurada yapayım sana. Hı. Tamam. Şimdi smoothie yapacağız bir tane. Ben dedim ya, sabah kahvaltılarımda en çok kullandığım meyvelerden bir tanesi ananas diye. Ananası neyle karıştıracağız biliyor musunuz? Ananas, yoğurt, yulaf, keçi boynuzu ve vanilya ile beraber şimdi bunu bir içecek haline getireceğiz. Hepsini karıştıracağız. Birazcık su ekleyebilirsiniz. Çok koyu olmasından hoşlanmıyorsanız. Yoğurt yerine bakın burada kefirim var. Kefir de diğer bir tarifimde. Kefiri isterseniz meyveyle tüketin, meyve ve cevizle ya da yanında iki krakerle çok iyi bir sabah kahvaltısı alternatifi. Ben kefirin böyle buruk tadından hoşlanmıyorum, ekşimsi geliyor diyenler varsa kefiri armutla beraber blenderdan geçirebilirler, muzla beraber geçirebilirler robottan. Biz bugün ananasla yapacağız. Bunu yapalım mı hemen? Yapalım hemen. Ananaslarımızı koyduk. Ondan sonra yoğurt ekleyeceğiz. Dediğim gibi yoğurt yerine kefir ya da süt de olabilecek bu. Buna en güzel yakışan yoğurt bence. Yoğurt güzel yakışıyor ananasa. Kefire de armut daha çok yakışıyor. Armut ve muz benim favorim kefirle beraber. Mevsimi geldiği zaman çilek. Çilek de çok güzel oluyor. O zaman bunun ismi zaten pembe smoothie oluyor. Evet. Ananas zaten çabuk parçalanıyor. Tamam. Biraz vanilya. Ben parçalanmışını yapıyorum şimdi size. Ama ben bununla uğraşamam diyorsanız zaten doğrayın hepsini kasenin içine. Karıştırın birbirine. Yiyin. Öyle de, öyle, evet, de öyle de yenebilir. Öyle de tüketilebilir. Bir tarifim daha vardı. Ay ne çok tarif yapmışım ben bugün. Keçi boynuzunu da koyuyorum. Keçi boynuzunu da koydun. Vanilyayı da koydun. Şunları ben toplayayım ki sana hazır olsun. Evet. Tamam. Tamam. Şöyle de bardağını. Hazır. Hazır. Biraz su ekleyecektim ben ona. Hiç gerek yok ama. Bardakta mı? Ey peki. Çünkü tamam. Yoğurt normal yoğurt olduğu için olur. Bir parça çünkü içmesi biliyorum sonra zor oluyor. Tamam. İyice bir homojen olsun. O zaman hazır. Tamamdır. Smoothie'miz de gerçekten hazır. Su, evet, çok su istiyormuş. Güzel. Yoğurtlu. Su istiyormuş. Ha, istiyormuş değil evet. Mi? Ay dayanamayacağım, kendim koyacağım. Oo çok güzel oldu. İşte bunu içiyorsunuz. İçerisinde ihtiyacınız olan her şey, yoğurt var, meyve var, yulaf var, keçi boynuzu var, vanilya var. Kahvaltımızla olsun ve de benim kilo vermeme yardımcı olsun diyenlere
Üçüncü tarifimiz de burada. Ve şimdi son tarifi yapıyorum. Onu da böyle taktık. Hı hı. Son tarifte bu defa yulafı birazcık kuru üzüm, badem, tarçınla karıştıracağım. Yine yoğurdum var ama bu defa yoğurtla kefiri birbirine karıştırmak istiyorum. Tariflerle oynamayı seviyorum. Şu yoğurdu bir güzel şunun içine ekleyelim. Biraz da yarısına da kefir ekledim. İkisini karıştıracağız şimdi. Karıştırdık, karıştırdık. Kuru üzüm ekledik. İki yemek kaşığı kadar kuru üzüm geldi. Bir porsiyon meyve. 10 tane kadar badem geldi. Faydalı yağ koydum, magnezyum koydum. İçine çok tutacak ve beni kilo verdirecek. Ve? Tatlı ihtiyacımı azaltsın diye tarçın geliyor. Tarçın çok, çok önemli değil mi? Osmanlı mutfağında en çok kullanılan baharatlardan bir tanesi. Şimdi üstünü de şunu süslemek istiyorum Cem. Tamamdır bu tarifimizde. Dursun, tarçın iyice karıştırma. Alacalı olsun, alacalı. Dur, 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 dur. Bozma, bozma, bozma. İki tane ceviz attıralım üstüne. Şöyle bir de armut dilimim vardı. Onu da koyabilir miyim? Olur. Oldu mu? İşte bu tarifimiz de hazır. Biraz da şöyle süsleyelim yine. Şimdi ilk önce klasik kahvaltıyı biraz daha modernize ettik. Hepsini karıştırdık. Şöyle ekmeklerin üstüne sürdük. Birinci tarifim buydu. Krem peynir, zeytin ezmesi, domates, salatalığı ekmeğin üstüne çok şık yaptık. Alayım peki elime. İkincisi efendim yumurta salatasıydı. Akşamdan hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif. Üçüncüsü smoothie yaptık. Böyle alıp hemen bir adımda bütün malzemeleri karıştırıp ihtiyacınız olan her şeyi tek bardağa sığdırdık. Diğerisi de yulaftı. Cem'in bir tane de kara buğdaylı muffin'i var ama belki bize sürpriz yapar. Programın sonunda onu bitirir ve bize anlatır. Evet, öğlen oldu ama sabah verdiğimiz kahvaltılar o kadar fazla çeşitli ki kaçıranlar olmuş. Şöyle tek tek hepsini bir daha bir anlatacağız Cem'le beraber. Bu kahvaltılar sizi tok tutacak, formda kalmanıza yardım edecek. Hem de klasik kahvaltıdan biraz böyle uzaklaşın, farklı lezzetlerle tanışın diye hazırladığım tarifler. İlk tarifimizi Cem anlatsın istiyorum. İlk tarifimiz yumurtalı salatamız vardı. Ne koymuştuk içine? Kinoa vardı, maydanoz, nane, biber. Biz biraz baharat ekledik buna, pulber ekledik. Yumurta. Biraz da zeytinyağımız vardı. Çok az zeytinyağı. Çok az zeytinyağımız şimdi vardı. Şimdi böyle bir tabağın içinde, alayım o tabağı Cem. Bak bu tabağın içinde şimdi protein var efendim, yumurtadan gelen. Yeşillik var, folik asit var. Çok güzel, kadınlar için önemli yeşil yapraklı sebze. Sonra içinde kinoa var. Hem tahıl, hem protein, hem lif içeriyor. Zeytinyağı da ekledik, faydalı bir yağ gelmiş oldu içine. Bir gün içinde almanız gereken hem karbonhidrat, hem protein ve hem yağ açısından güne iyi başlamak için, tok kalmak ve diyet yapıyorsanız gün boyu aç kalmamak için çok güzel bir tarif bu, deneyin derim. İkinciyi ben anlatayım istiyorum. Biz bunu içerisine yulaf koyduk, armut koyduk, ceviz koyduk, tarçın koyduk, hızlıca karıştırdık. Çok basit bir tarif. Yulafla tanışmadaysanız ne olur hatırım için bir deneyin, pişman olmayacaksınız. Çok faydalı size. Sonra dedim ki ben şöyle evden hızlı çıkmak isteyen bir adımda kahvaltıda her şeyi içine koyacağımız bir tarif yapalım. Bu bardağın içinde yine günlük ihtiyacınız olan, bakın protein var. Nereden geldi protein? Yoğurt ve kefiri birazcık suyla karıştırdık. İçine ananas koyduk, yulaf koyduk, keçi boynuzu unu koyduk ve biraz da vanilya ile onun tadını, aromasını açtık. Hepsini blenderdan geçirdik. Buyurunuz efendim, bir bardağın içinde şahane sağlıklı bir kahvaltı. Klasik kahvaltıyı birazcık oynadım. Domates, biber içerisine zeytin ezmesi, krem peyniri karıştırdık kasede. Kızarmış ekmeklerin üstüne sürdük. Daha ne olsun, size 4 tane 5 tane farklı kahvaltı alternatifi. Yarın bakalım hangisini yapacaksınız. Yapanlar bana lütfen fotoğrafını göndersin. Biz yarın sabah saat 10.30'da Cem'le beraber yine sizi bekliyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın.